Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Termik kontaktör. Bahsedeceğimiz bu ürün termik röle ile kontaktörün birleştirildiği ve ekstra başka korumaların da yapıldığı bir ürün. Evet, gösterelim ürünümüzü. Şimdi ürünümüz Tense markasına ait. Hem termik röle hem de kontaktörün bir arada olduğu bir ürün. Termik rölenin yaptığı korumayı yapar. Ayrıca dijital bir koruma yapar. Şöyle her faz için 1, 2, 3. Dijital bir koruma yapar. Akımı şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında bir saniye. Yüklerin yüksek akımdan dolayı zarar görmelerini engellemek ve kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Kontaktör ve termik rölesi tek bir üründe birleştirilerek zaman, stok ve maliyet tasarrufu amaçlanmaktadır. 1 amper 25 amper arası akım ayar yapabilirsiniz. Yani koruma ayar düğmesiyle. Onun dışında %50 sabit akım asimetri koruması var. Bu çok güzel bir koruma. Yani motor çalışırken diyelim bir faz 5 amper çekiyor. Diğer faz 8 amper akım çekiyor. O zaman böyle bir durumda sargılardan muhtemelen bir tanesi zarar gördü ve motor yanmaya doğru gidiyor. Eğer akımlar arası %50 fark varsa, %50'den fazla, o zaman koruma yapıyor. Ve hangi akımlar arasıysa o iki ekran yanmaya başlıyor. Onun dışında hata gecikme zamanı ayarlanabilir. Mesela 1 saniye ile mesela hatayı algıladı, amperi geçti. 1 saniyede mi motoru durdursun veya devri, 10 saniyede mi? 1 ile 10 arası bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Onun dışında dahili akım trafolu, dahili kontaktörlü kontak kullanım sayısını gösterir. Birazdan göstereceğim şu ikinci ekranda. Toplam çalışma saatini gösterir. Yani bu cihaz şimdiye kadar çalıştığı süre boyunca kaç defa kontak çekmiş, bırakmış, yani hataya geçmiş, normal yardımcı kontak ve kaç saat çalışmış, onları gösteriyor. Onun dışında buradan yaptığınız akım ayar şeyini de, seviyesini de gösteriyor ve buradan zamanı da gösteriyor ikinci ekranda. Onun dışında şurada yardımcı kontak bloğu var. Yani cihaz çalıştığı zaman eğer herhangi bir sorun yoksa şu COM ve NO açık kontağı kapanarak COM ve NO açık kontağı üzerinden normal ne çalıştırıyorsanız onu çalıştırabilirsiniz. Aşağıda da Error Output kontak grubu var. Burada da normalde kapalı kontak COM, açık kontak hataya geçtiği zaman bu açık kontak kapanıyor ve bunu diyelim bir tane lambaya bağladınız, panonun üzerinde ikaz lambası ve size ikazda bulunuyor. Şimdi yardımcı kontağı söyledik, hata çıkış kontağını söyledik ve reset düğmemiz var. Birazdan zaten uygulamalı göstereceğiz. Diyelim termik kontaktör koruma yaptı, error'a geçti. Error hataya geçtiği zaman zaten birazdan göreceksiniz. Işık yanacak ve o zaman tekrar çalıştırmak istediğiniz zaman reset tuşuna bastığınız zaman tekrar çalışacak. Ve diğer koruma fonksiyonu asimetri, zaten az önce söyledim. Fazlar arası çekilen akım dengesiz bir akım varsa %50'den fazla, o zaman motoru ve enerjiyi durduruyor. Enerjiyi kesiyor, motoru durduruyor. Onun dışında şimdi uygulama yapabiliriz. Şimdi uygulama yapmadan önce bağlantıdan bahsedelim. Şimdi burada önemli olan cihazın tanıtılması. Bağlantı mantığı aynı. Şudur. 1, 2, 3 tane fazı L1, L2, L3'e bağlıyorsunuz. Sonra aşağıdan T1, T2, T3'ten çıkıyorsunuz. 3 tane fazı motor klemenslerine bağlıyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar. Bir de kontaktör mantığı olduğu için bu kontaktörü çalıştırmak için, yani